Şehri beş koldan birbirine bağlayan ve 67 yıl önce yapılarak hayata geçirilen Fevkani Köprüsü bir süre önce hazırlanan raporda riskli yapı olarak tescil edilmiş ve depreme dayanıksız olduğu açıklanmıştı. Köprü altındaki esnafların tahliye edilmesinin ardından köprü yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Köprünün yıkım çalışmaları bugün itibariyle başladı. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, yıkım çalışması başlayan Fevkani Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Vali Hacı Bektaşoğlu ve Başkan Alan, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Evet, 18 santimde betonları var. Biz betonları kırıp yukarıya doğru kırdıktan sonra çıplak malzemeyi kesip direkt geri oraya koyup gönderdik. Yani ne harfiyat ne de altyazı. Yani şöyle de bir planımız var. Şimdi çantayı kestikçe içeri doğru kaydıracağız ki oradaki dağ tarafında yani şey belediyenin ön tarafını rahatlatacağız. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, "Burada kolay gelsin demeye geldik. İş güvenliği tedbirlerini yerinde görmeye geldik, gözden geçirmeye geldik. Şehir açısından, hepimiz açısından, trafik açısından mutlaka sıkıntılar olacak. Arkadaşlarımız gece gündüz takip edecekler," dedi. "Burada kolay gelsin demeye geldik. Tedbirleri, iş güvenliği tedbirlerini yerinde görmeye geldik. Bir gözden geçirdik. Tabii bu şehir açısından, hepimiz açısından, trafik açısından mutlaka sıkıntıları olacak. Arkadaşlarımız gece gündüz takip edecekler. İl Emniyet Müdürlüğümüz, başta Emniyet Müdürümüz, Müdür Yardımcılar, trafikten sorumlu Müdür Yardımcımız, trafik ekipleri, diğer asayiş ekipleri, tüm ekiplerimiz. Belediyemiz zaten tüm imkanlarıyla burada, zabıtası tüm imkanlarıyla burada. Şimdi müdahil olma da burada, onlarla konuştuk, bilgi aldık. İnşallah öngörüldüğü gibi, öngörüldüğü sürede yıkım çalışmalar tamamlanacak. Tabii bu yıkım çalışması şimdi acılı ve soğuk su bu ayak kaldırınca, karayolu geçişinin üstü alınınca biraz daha rahatlayacak. Beyden bunu göreceğiz ama bittiğinde inşallah normale dönecek. Bu süre içerisinde sabah ve akşam trafiğinde yoğunluk oluyor. Bunu takip ediyoruz. Her gün, her an takip ediyoruz. Yaklaşık bir saat kadar sürüyor sabah ve akşam. Bunu da arkadaşlar sürekli başında durarak oradaki trafikteki tıkanmayı önlüyorlar, önlemeye çalışıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza, bütün Zonguldaklılara desteklerinden, anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok daha güzel olacak. Yani gece de çalışma yapılacak ama en az iki vardiya çalışılacak. Yani gece daha verimli çalışılacağını biz değerlendiriyoruz. Müdahil firmalarını değerlendiriyoruz. Zaten bunun şartlarını oluşturacağız. Onlar da çalışacak. Öngörüldüğü gibi
takviminde inşallah bitecek. Okul çalışmalar temizlenecek. Tarih biliyorsunuz arkadaşlar. Boşaltmadan dolayı yer teslimi yapmış olduğu Sayın Başkanımız daha iyi. Biz de takip ediyoruz süreci ama tabii boşaltma çalışmalarından dolayı ama toplam bugün işte başladı. Bundan sonra iki ayrı bir sürede bitmesini bekliyoruz. Sonlar var zaten. Bir retasyon burada zaten değil mi? Evet. 18 santimetre betonları var. Biz betonları kırıyoruz.